Şimdi bir tane Farco pump'ını inceleyelim. Ben buraya A noktası diyorum. Buraya da B noktası diyorum. Ve şunu biliyorum. VA ve VB'deki gerilimler birbirine eşit. Bunu nasıl biliyorum? O pump'ın çok basit bir kuralına dayanarak. Daha sonrasında buradaki A noktasında Kirchhoff'un akım kanunu uygularsam. Geldim. Bakıyorum Veya R1'den akan var değil mi? VA eksi V input bölü R1. Oraya input yazayım da şu daha iyi olsun. VA eksi V input bölü R1. Daha sonrasında artı diyorum. VA eksi V output bölü R2. 2 olarak yazmış ama F yok orada. Burası 0 yaptı değil mi? Burayı biraz düzenleyelim. Burayı R2 ile çarpmak istiyorum. Burayı da R1 ile. Böyle bir şey yaptığımda bak VA parantezinde R1 artı R2 elde ettim. Daha sonrasında eksi diyorum V in çarpı R2 elde ettim. Daha sonrasında eksi V output çarpı R1 elde ettim. Totalde bunlar sıfır eşit. Buraya kadar bir problem yok. Daha sonrasında B noktasında da bir Kirchhoff'un akım kanunu uygulamak istiyorum. Şöyle yaptık. B noktasına geldim. VB bölü V4. VB bölü Evet. R4. Tamam, şuradan Ha, başlasak olur tamam mu? Daha olur. iyi olur. Tamam. VB eksi V2 Bölü bölü V3. VB bölü V4. başka? Başka yok. Yok. Buradan akan akımın Evet. 0 olduğunu biliyorum. Buna da eşittir 0 dedim. Burayı da R4 ile burayı da R3 ile genişletirsem ne elde etmiş olurum? VB VB parantezinde V3 artı R3 artı R4 R4 eksi eksi V2 V2 çarpı R4. R4 elde etmiş oldum. Bu da totalde sıfıra eşit. Tamam mıyız buraya kadar? Şunu şöyle daha güzel yapalım. VB. Şimdi benim amacım ne? Yani Veya buradaki ilişkiyle V1 ve V2'nin ilişkisini bulmak değil mi? O yüzden bir şekilde şuradaki V in R2'den öyle veya böyle kurtulmam lazım. Hatta şöyle yapalım. Yani yanlış bir söylem oldu. Bunu V1 yapalım. Ondan kurtulmamız gerekmiyor. Bunu da tekrar 1 yapayım. Çok pardon. Yani V1 ve V2 olarak değerlendirelim. Yani benim yapacağım şey aslında burada VA değerinden, burada da VB değerinden kurtulmak. Bu benim ne işime yarayacak? bir şeyle V1, birbirine V2'nin ilişkisini bulacağım VAout'la beraber. Ki VA'dan ve VB'den kurtulmam lazım. Şimdi VB'den kurtulmak çok kolay. Neden? Çünkü bak burada şunu karşı tarafa attığımda VB parantezinde R3 artı R4 elde ettim, değil mi? o da böyle olacak. Burası da V2'ye R4 olmuş oldu. Yani aslında bir tane VB için ben V2 çarpı diyorum R4 bölü R3 artı R4 elde ettim. Buraya şöyle bu benim birinci denklemim diyorum. Buraya kadar bir problem yok değil mi? Yoktur. Yok değil mi? Okey. Şimdi ben VB'yi böyle buldum ya. Elimde çok kritik bir bilgi var. Aslında benim VA ile VB dediğim şey Ha, aynı. birbirine eşitleyebiliriz. Aynen. Demek ki şurada da aslında bir problemim yok. Bak buradaki VA yerine gideceğim şimdi. Bak şurada VA var ya. Şurayı yazacağım. Direkt bölü aynı. Bak VA yerine yazıyorum şu an. V2 parantezinde. Sen göremiyorsun. Ben yazacağım. Az sonra sen de kontrol et. R4 artı R3 artı R4. Daha sonrasında buradaki çarpımı yazacağım, değil mi? Orası da neymiş? R1 artı R2. Bu şekilde yazdım. Benim için aslında şu kısım nedir? VA, değil mi? Bir problem Yok. yok. Buradan direkt Ha. açılım yapacak biliyorum çok Yok, gerek yok. Az sonra toparlayacağız zaten. Şimdi burada da eksi V1 çarpı R2 var ya. Ha, V1 şey yapsak Ne kaçta? yapsak? Yok yine çıkmıyor. Tamam. Yavaş yavaş geleceğiz. Tamam. Eksi V1 çarpı R2 yazdım buraya da. Bunu da karşı tarafa atıyorum bak. Eşittir V output çarpı R1 diyorum. Şimdi bu durumların hepsine baktığımda ben önce diyorum ki ben şurada bir dağıtım yapayım. Dağıtımı yaptığımda bak V2 parantezi içerisinde neler görüyorum? R4'üm var. Bunu şöyle R1 artı R2 ile çarpmışım. Bölü diyorum. Burada R3 artı R4 var. Daha sonrasında bunu kapattım. Eksi diyorum V1 çarpı R2. Bu da V output çarpı R1'e eşit. Problem var mı? Yok. Bu R1'i buraya dağıtmam lazım. Neden? Çünkü V output ile ilişkilerini bulmaya çalışıyorum.
Bunu da yaptığım zaman bak V2 parantezindeyim şu an. R4 parantez içinde R1 artı R2 kapattım, böldüm aşağıyı. Burada da R3 artı R4 bir de R1'im olacak değil mi? Her tarafı R1'e böldüğüm için. Daha sonrası burada da bak eksi diyorum. Eksi R2 bölü R1 V1 gibi bir ifadem var. Bu neye eşit? Eşittir diyorum ve output'a eşit. Nasıl denklem? Çıkarması da hatırlaması da zor ve aynı zamanda gereksiz bir denklem. Bak bir takıldığın yer var mı? Yok takıldığım yer. Direktken ben olsa hiç yani şeyle yaparım işte. Çünkü funakım kanile çıkartırım çünkü o zaman şeyler vermiş olacak yani hiç uğraşmam şey, denkleme. Yani denklemin ne çözülüyorsa yani. Ya zaten bunu böyle çıkarttık ya. Hı hı. Aslında biz bunu çok daha kolay bir şekilde elde edebiliriz. Çok daha kolay bir şekilde elde ettiğimizi hani bizim elimize o şekilde bir devre verildiğinde çok daha kolay bir şekilde elde edeceğimizi de zaten göreceğiz. Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir.